pil, elektronik ve hatta tekstil ürünleri dahi geri dönüştürülebilir. Kağıtları mavi. Organik asitlerse kompost yapılarak gübreye dönüştürülüp tarımda kullanılmaya hazır hale katkıda bulunur. Ne yaptın şimdiye kadar? Hep ne dedik? Geri dönüşümün öneminden bahsettik. Tamam mı? O şekilde hocalarımız da ayrı bir yerde biriktirecek. Sen söyle bakalım. Yani evde babamız tıraş oluyor. Farklı amaçlarda işte mutfakta bulaşık yıkıyoruz. Atıyoruz, suyu tüketiyoruz. Bu aslında israftır. Burası atık gazetelerden sergi açılışı yapacağız inşallah bugün. Sema Hanım da gelecek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın saygıdeğer eşleri. Sen kendin bunu sağlayamadın. Bunu kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüm firmalarına gönderip onların gayretleriyle, özverileriyle, çalışmalarıyla o serginin açılışını yapacağız. Siz atıkları çöpe gitmeden bir doğal kaynakların ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır. Buradaki sıfır atığın önemini anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Şimdi bazı... Sıfır atık projesi kapsamında sizlerle beraberiz. biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduk. Bilinçlenmenize, eğitilmenize katkıda bulunmaya çalıştık. Mümkün olduğunca çevremize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Endüstrinin gelişmesiyle, modernleşmeyle evet güzel yerlere geldik ama çevremizi kirlettiğimizi düşünüyoruz. Bizler gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak zorundayız. Biz sizlere bırakacağız, sizler de çocuklarınıza bırakacaksınız. Onun için çok bilinçli ve hassas olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de elimizden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalıştık. Bu konuda bilinçli olacağınızı düşünüyorum. Bizlere destek olacağınızı düşünüyorum. Yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaştık. Fakat bu ulaşmamız çevre bilincini eğitimlere vermemiz tek başına bir şey ifade etmiyor. Beraber çalışırsak, siz de bu öğrendiklerinizi sokağınıza, evinize, mahallenize taşırsanız bu daha verimli ve geri dönüşümü daha kolay ve daha kalıcı olur. Belediye desteklerinden dolayı biz Sema Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Müdür Bey, siz de kime kazandırma hakkı? Derslerimde öğrencilere gazetelerin üzerine mürekkep resim yapalım dedik. Evet.